RL'in Amerika bürosu haber verir, dünyanın da günlerdir konuştuğu Çin'in uzay istasyonu için 29 Eylül'de fırlattığı ilk modülü taşıyan roketi fırlattıktan sonra kontrolden çıkmıştı ve roketin nereye düşeceği ise merak konusuydu. Bugün Pekin serbest düşüşe geçen tonlarca ağırlıktaki roketin Hint Okyanusu'na düştüğünü açıkladı ve roketin atmosfere girdiğinde parçalara ayrıldığını, sonra ise Maldivlerin batısına düştüğünü aktarmıştı. İşte Çin'in en büyük roketinin kalıntılarının Hint Okyanusu'na düştüğünü açıklamasının ardındansa Amerika Uzay Komutanlığı'ndan duruma bir tepki geldi. Komutanlık kalıntıların denize ya da karaya düştüğünün bilinmediğini belirtti. Açıklamada roketin Arap Yarımadası'ndan dünyaya giriş yapıldığı söylendi, belirtildi. Çin'in roketin parçalarının düştüğünü açıkladığı yer teyit edilmedi dendi. Bunun yerine parçalarının deniz ya da karaya düştüğünün de belli olmadığı aktarıldı bugün. Ayrıca açıklamada roket parçalarının nereye düştüğünün bu aşamada Amerikan Uzay Komutanlığı tarafından da belirtilmeyeceği vurgulanmış oldu. Zaten roketin dünyaya dönüşü öncesinde enkazının yerleşim bölgelerine düşebileceğine dair endişeler vardı. Hatta Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin da Çin'in ihmalkar davranmakla suçlamıştı. Bunun üzerine diğer bir yandan Amerika Savunma Bakanı bugün bir açıklama daha yaptı. Sert bir eleştiri yaptı bu durum üzerine. Yaptığı açıklamada uzaya yolculuk yapan ülkelerin dünyadaki insanlara ve mülklere yönelik riskleri minimuma indirmesi gerekiyor dedi Lloyd Austin ve Çin'in uzay atıklarıyla ilgili sorumluluk standardını da karşılayamadığını çok açık bir şekilde görmüş olduk dedi. Amerika'daki sıcak bir gelişmeyi aktardık. Özlem Şen Yaşar, RL TV, Washington.